Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Hepsi Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz Sanatın Ruhu programı devam ediyor. Bu hafta yazar teorisyen Barış Muslu konuğumuz. Daha sonra Hepsi Burada'nın girişimci kadınlara teknoloji gücü programında yer alan Cencan markasının kurucusu Ceren Karabacak Şahin'le bir aradayız. Yazar teorisyen Barış Muslu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz mi diyeyim, sen mi diyeyim? Sen de daha iyi olur. Bence de, senle evet. Gidelim. Bence de. Zihnimi Aç, 8. kitabınız. Ha, siz evet. Milyon... Ama sen demiyorsun bak. Ay evet, doğru. Zihnimi Aç, 8. kitabın. Evet. Milyonlara ulaşmış bir yazarsın. Ama ben gene de kitapla başlamadan önce şeyi sormak istiyorum. Travma kaydının beyinde bulunması, sonra da silinmesi gibi özetleyebileceğimiz nöroformat. Bize biraz bahsedebilir misiniz nöroformattan? Yani nöroformat aslında zaten kelime olarak çok bariz belli. Nöro ve format. Bir insanın travmaya sokulup yoğun bir şekilde tetiklenip duygularının bayağı üst seviyeye çıkarıldıktan sonra belli vuruşlarla ve belirli telkinlerle kişinin ondan sonra ağlatılarak aslında rahatlatılması gibi bir durum. Peki rahatlayınca o travma unutulmuş mu oluyor? Aslında konu unutulmak değil. Ben olayı tamamen duygu ekseninde yapıyorum. Duygu demek beyinde bir şeyin ne kadar önemli olduğunu tutuyor. Yani bir konuda eğer sen duygu yaşamazsan, diyelim ki dün yemek yedin, normal yemeğini yedin, rutin bir şey, olay gibi geldi geçti. Beyinde bir bunun bir etkisi yok. Hafızanda da büyük bir etkisi yok. Muhtemelen de hatırlamayacaksın. Çünkü alarm durumu yok konuyla ilgili. Ne zaman beyinde bu etkili oluyor? Yani ne zaman baskınlaşıyor? Duyguyla yaşanırsa, sen zehirlenirsen, o sırada bir telefon aldın, bir şeyler oldu. Beyin o anı çok yoğun bir şekilde kaydediyor. Hadi. Onu diyeceğim. Zaten olaylardan çok duygular hafızamızda yer tutuyor. Duyguyla beraber, yani olayların etkisini arttıran şey o anda hissettiğin duygu. O zaman eğer geçmişteki olaylarda çok yoğun duygu yaşadıysak bunlar eşittir. Travma, çok basit şeyler bile. Yani o anda bir şey gördün, üzerine bastın, ay dedin. Bu bile bir çatışma beyin için. Yani o anda korktuğun bir şey ya da şok oldun. Mesela ayağının altına mantar çıkabiliyor. Çok büyük bir... travma aramıyoruz. Yani böyle o kadar saçma sapan şeyler çıkabiliyor ki. Yani diyelim ki birisinin otobüste mesela ayağına bakıyorsun. Ay diyorsun, ne kadar çirkin, ay falan diyorsun. Orada bir yara var. 3 gün sonra sende çıkıyor. O kadar çok örneğini gördüm ki. Yani travma dediğimiz şey illa böyle aman Allah'ım babam öldü anlamı bir şey oldu değil. Duyguyla yaşadığın, özellikle negatif şeyler barındıran, bu iğrenme de olabilir, öfke de olabilir, korku da olabilir, utanma da olabilir. Beyinde alarm veren her duygu beyinde diyor ki bu önemli. O zaman beyinde aslında vücudu aktifliyor ve bir şeyler oluyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Olayın o anına gidip kişinin duygusunu nötrlemeye çalışıyoruz. Aslında bizim yaptığımız silmekten ziyade tamamen duyguyu nötrlemek. İnsanlar genelde bizim sanki format atarak da insanlara, eskiden vardı bana, Barış Bey format mı atılıyor bilgisayar gibi falan böyle. Ben de diyordum ki bak, bu çok büyük bir benzetme. Biz aslında duygu üzerinden kişiyi rahatlatıp olayın önemini azaltıyoruz. Hayatta yaşadığın en büyük olay, o anda böyle deli gibi yaşadığın ve de hayatta sürekli düşündüğün olay, duygusu atıldıktan sonra normal bir olay haline normal geliyor. Normal haline geliyor. Peki biz diyorsunuz, biz derken siz bir ekipsiniz. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz? Kitaplarım çıkalı 13 sene oldu. Yaklaşık 3-4 sene ben kendi kitaplarım çıkarken bayağı da insan görerek sistemi bir yere getirdim. Yaklaşık 2014-2015 yılında da artık insan görmeyi bıraktım. Ve burada eskiden doktorlarla çalışıyordum yanımda. Aile hekimi, bir tane psikiyatrist de vardı bu arada. Ama böyle sayılar daha azdı yıllar önce, 2012-13-14 falan. Sonra 2014'te verdiğim kararla ben dedim ki psikologlarla devam ediyorum ve tam 10 yıldır şu anda sayısı 32. Geçmiş geçmez diyorsun. Asla. Açar mısın? Yani insanlar şöyle zannediyorlar. Yani hani bak, sen de çok iyi biliyorsun. Vardır ya, bilinçaltının kuralları vardır. En çok bilinenlerden bir tanesi. Beyinde zaman diye bir kavram yok. Şu an yaşadığımız an ya da beynimiz için yaşadığımız an sadece şununla mı sınırlı? Yani biz şu anda bir çimlerin üzerinde çok güzel bir yerde, güzel kokular, güzel işte araba sesi, yani o bile güzel. Bir yandan kuşlar cıvıldıyor. Bu kadar mı benim beynim yaşıyor? Hayır. Biz bir çorba yaşıyoruz. Çorba derken şöyle, evet beynim koku alıyor, seninle konuşuyorum, burada çekim var, bunu yaşıyorum. Ama bir yandan da yaşadığım kötü olaylar ya da iyi olaylar da olabilir. Onlar hatırlandığı anda, özellikle kötüler onlar, çünkü kötülerin amacı şu, kötüler beni tehlikeye attığı için onlar daha önemli. Tehlikeden... Aslında seni korumak istiyor beynim. Evet, aynen öyle.
Öyle olduğundan dolayı ben bir çorbayı yaşıyorum şu an. Şu anlamda yani hem şuranın bilgileri var, hem de eğer hatırlarsam, tetiklenirsem, bir ses duyarsam, bir şey görürsem, bir koku duyarsam eski olaylarla tetikleniyor. Yani benim şu an yaşadığım şey bir çorba. Yaşadığım bütün tetiklenen olayları bir çorbada birleştiriyorum. Bazılarında gelecekle ilgili hayaller de var. Aklıma bir şey gelirse o da buraya katılıyor. Hı hı. Yani benim yaşadığım, benim de tetiklenen her şey o çorbanın dahilinde. Peki kitaba gelirsek, zihnimi aç. Ebeveynler için yazmışsınız. Artık 8. de bu. Çünkü o kadar çok konuda yazmaya devam ediyoruz ki yani artık bu çok önemli bir konu olduğu için 8. de çok büyük istek üzerine yazdığım bir kitap oldu. Çocuğunun geleceğiyle ilgili, başarı kazanmasıyla ilgili telaş eden anne babalar. Evet, Türkiye'de tam da böyle bir yer. Şimdi bunu ben okuyunca şeyi düşündüm. Neye başarı diyoruz ki? Yani herkesin başarı algısı farklı olmalı. İşte ben o yüzden zeki dedim. Teşekkür ederim. Şu anlamda ben de %100 aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü başarı demek aslında hedefine ulaşmak demek. Hedefinin ne olduğuna göre başarı kriteri değişir. Ama ben burada hedefin neyse ona çocuğunun başarması için bir yol ona öneriyorum. Yani biraz da başarıyı da tanımladım. Türkiye'deki eski başarı neydi? Eski başarı bence Türkiye'de ne yapıyorduk? Zekiler, iyi matematik yapanlar mühendis oluyordu, doktor oluyordu. Bunu yapamayanlar sosyal şeylere gidiyor, erkeklerden bahsediyor. Hep böyle bir standart bir başarı şeyimiz vardı değil mi? Yani herkes bir yerde işte genel müdür olmaya çalışacak, müdür olmaya çalışacak, işte bir yerin başına geçmeye. Kimsenin de böyle bir hayatında farklı bir amacı var da oraya gidiyor gibi bir amaç yoktu. Hepimizin başarısı aynıydı. Ben zaten yıllar önce bundan çok... Ona başarı demiyoruz ama işte. Başarı o değil. Ne istiyorsan Elif, ne istiyorsan onunla gitmenin bir yolu var. Peki bu arada, sana göre başarı nedir? Bana göre başarı hayatındaki yapmak istediğini başarmak. Yani oraya gitmek. Bunun ne oldu? Bu şu da olabilir. Abi ben işte Bodrum'da, Milas'ta ya da bilmem ne de bir tane böyle yere yerleşeceğim. Kimseye bir şeyim olmayacak. Tek başıma... İşte asmalarla, üzümlerle uğraşacağım ve kimse beni rahatsız etmeyecek. Başardım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Belki benim kendi başarı inancım da bu olduğu için. Kendinle meselelerini çözmüşsen, yani hepsini çözemezsin ama çoğunluğunu çözmüşsen, içinde bir huzur varsa, dışarıyla da kendinle de çok bir derdin yoksa bu kadar. Bence başarılısın. Bence bu kadar ama insanlar bence ne yazık ki... İnsanlar ne yazık ki çocuklarına kendi başaramadıklarını yüklüyorlar biraz. Sen evet, de biliyorsundur çok hissediyorsundur. Yani kendi oraya gelememiş, yapamadığı şeyleri, içindeki ukdeleri çocuğundan çıkarmaya çalışıyor. Diyorum ki bak 8 tane kitap yazmışım. Milyonlarca insana ulaşan şekilde insanlar benim söylediklerimi takip ediyorlar ve birçoğu şifa buluyor. Birçok insana yarar sağlamışım ve bir ufak bir değişiklik yapmışım burada Türkiye'de. Bu benim için büyük bir başarı. Bana göre senin için başarı yapılmamış pozitif anlamda bir şeyi çok becerebilmek. Kesinlikle öyle. Öyle gibi hissettim kitabını okuyunca. Kesinlikle öyle, aynen peki, öyle. Peki sayfa 23 var, orayı bir açayım. Umut bile akıllı bir şekilde kullanılmalıdır. Aklının süzgecinden geçirmediğin umut en büyük zehir olabilir. Umut nasıl büyük zehir olur? Ben anlamadım onu. Aslında anlamışsındır da ama anlamadığını. Şimdi insanlar umudu her zaman, yani umut çok... Umut Partisi diye bir parti bile olur. Vardır da belki de umut değil mi? Hep güzel gelir kulağa. Umut, yani çok güzel bir kelime. İsmini, çocuğun ismini umut koyarsın. Bazen umut en büyük zehirdir. Yanlış konuda umut, yanlış yönlendirilen umut insanın hayatını harcatır. Örnek vereyim. Yani sana diyorlar ki sesin güzel. Sen de böyle dolduruşa geliyorsun ama paran yok, çevren yok. Çok da aslında böyle muhteşem değil sesin, görüntün çok iyi değil. Ve diyorsun ki ben sanatçı olacağım, benim sesim güzel, umut ediyorum, yaparım, ederim falan diye başlıyorsun. Umut ediyorsun, olacak bir gün diye. Olmuyor. Realist olmayan umut olmasın diyorsunuz. Yani kesinlikle öyle. Bu arada bazen şeyle ilgili, aşkın en büyük zehiri umuttur. Umut, evet. Ben de onu diyecektim. Bana göre de umut niye tehlikeli biliyor musun? Beklenti getiriyor. Kesinlikle umut öyle. Umut etmek beklenti ve karşındakinden de beklentin oluyor. Aşkı başlatan umuttur. Umut etmediğin bir şeyi, yani platonikle bunu biraz ters gibi gözükebilir ama orada bir sürreel bir umut vardır. Evet, doğru. Sürreeldir evet. Yani. Bir umut, ya yani umut olmadan şu anlamda görüyorsun içinden bir umutla beraber acaba olsa nasıl olurdu ya olursa. Bu bazen çok real, bazen çok sürreal. Hı hı.
aşkı başlatan oradaki umuttur. Hayal edersin ondan sonra. Ve aşk başlar. O adamın haberi bile olmayabilir. Bu ne başlatır? Umut. Aşık etmenin formülü nedir biliyor musunuz diye. Önce umut ver. Sonra kafasını karıştır. Ay ne olur böyle kötü şeyle öğretme. Öğretmemiştim zaten. Demiştim ki bu insanlardan uzak dur. Tekrar çocuklara dönüyorum. Çünkü kitabın ebeveynleri. Kitap çocuklarla ilgili. Evet. Çocukların hayatında çevrenin önemi için ne dersin? Kitapta da aslında yazdığım bir konu bu. Bir insan çevresiyle yarışıyor. Herkes çevresiyle yarışıyor. İnsanın doğduğu çevreler aslında vizyonunu belirliyor. İçinde bulunduğu çevreler yani geleceği yeri belirliyor. Hatta böyle bir söz vardır, herkes de bilir. Yani senin kazanacağın para çevrendeki 5 kişinin kazandığı paradır diye. Çünkü insanlar gerçekten de kendini başkalarıyla yani çevresindekilerle karşılaştırdığı için onlar gibi olmaya başlıyor. O yüzden çocukların da bulundukları, gittikleri okul, gittikleri işte dershane, işte gittikleri piyano dersi gördüğü insanlar gibi olmaya çalıştığı için çocuğunun nereye geleceğini aslında girdiği ortam belirliyor. O evet, ortamlar... onun altını çizmişsin. Hani aile tabii ki önemli ama çevre esas burada gösterge diye. Çünkü o yüzden kendini benchmark ediyorsun. Çok güzel bir konudur. Yani hatta bence birçok insan bunun biraz farkındadır ama herkes değildir. Yani bir insan gerçekten bir okula gittiği için belki onlar kadar varlıklı olmasa da o çocuk o insanların arasında bulunduğu için çok daha zirvelere çıkabilir. Yani bulunduğun mahalle belki senin onlar kadar güçlü olmasan da eğer komşuların o insanlar kadar o insanlar olduğu için de çok farklı yerlere gelebiliyorsun. Motivasyonu da çok etkiliyor çevre, evet, diyorsun. Bir kişinin çalışma yapıp ötekine, örneğin annenin çalışıp çocuğunu iyileştirebilme gücü olduğundan bahsetmişsin. Bu bana çok şaşırtıcı geldi. Bana da çok şaşırtıcı geldi. Bir adam yazmış, böyle turuncu kafalı falan bir adam. Ben de okudum, bayağı şaşırdım ya. Nasıl? Ya şöyle söyleyeyim, bak bu çok özel bir konu. Ben onu, biraz önce seninle de konuşuyorduk. Ben çok Amerikanist, Amerikancı. Çok böyle 2x2=4 mekanik bir dünyadan geliyorum. İşte Amerikan lisesi, ortaokul lisesi. Liseyi orada bitirdim, orada okudum. Mühendislik okudum Amerika'da. Sonra Koç'tan işletme master yaptım. Ben bu tür böyle ulvi gibi gözüken, görünmedik hiçbir şeylere açık değilim. Benim yıllarca böyle sadece mekanik bilimi kabul etti. Ve hatta benim yazdığım kitaplarda da böyle bir ulvi bir iyileştirecek yoktur. Eskilerde beynine format at, işte sağlığına... Burada olay şuydu. Yaşadığım olaylar benim beynimde kısa devre yaptığı için beni bozuyor. Benim vücudum bozuyordu. Yine hala bak büyük bir... Hala o kafayla hala bakıyordum. Hala kafadayız olayı. Bak şey, evet, yok yani. Evet. Çok da büyük bir böyle... bağlıyız, şudur budur, hiç yok. Ama 2019'da ben Instagram'da yayın yaparken bazı şeyler değişti. Ben 6 sene boyunca ki hala her gece böyle 23-30 gibi böyle bir buçuk saat yayın yapıyorum. Haftanın 5 gecesi diyelim. Orada bir çocuk çıktı, dedi ki hocam Allah razı olsun. Dedim ne oldu? Dedi ki daha iyi görüyorum. Ben ne oldu dedim. Hocam işte annem hamileyken işte böyle bir olay yaşamış. Ona çalıştı. Sonra dedi İyileştim ben, dedi. Gözlerim daha iyi, dedi. Göz tansiyonu var. Gözlerindeki numara değişmiş falan. Göz tansiyonu normalleşmiş belli oranda falan. Dedim sana çalıştım dedim. Yok hocam, dedi. Kendine çalıştım. Ben böyle oldum içimde. Çok enteresan. Sen niye iyileştin? Ya benim şeyim bu arada. Yani adamı da şey yapmak da istemiyorum. Yani ne diyorsun abi demek istemiyorum. Yani rencide etmek istemiyorum. Sen ne dedin falan filan. Bu arada yayınlar da çok popüler o zamanlar. Millet duydu bunu. Olan hamilelik travmasına çalışınca çocukta değişiklik olmuş. Hadi biz de hamilelik travmasına çalışalım. Bakalım çocukta ne oluyor? Benim teknikle sana anlattığım gibi çok sert ve, evet, çok böyle yüksek dozajda olduğu için. Şimdi diyelim ki çarpanımız 1 ise, çocuğa etkiyi de onun 10'da 1'si ise, 1 ile onu yani 10'da 1 olunca 0.1 oluyor değil mi? Çarpan 100 ise o bir anda 10'a çıkıyor. Yani çok sert bir teknik olduğu için çocuklarda çok görünür iyileşmeler gördük. Çünkü travmanın yani travma tekniği çok sert ve çok duygulu. Yüzlerce insan. Alerjileri geçenler, otizmle ilgili çok iyi noktaya gelenler, Down sendromunda çocuğun çok korkularının geçtiği, yani bu arada garip garip şeyler söyleyeceğim. Dişlerinden üçüncü defa çıktı falan. Yani iki defa çıkar ya. Evet. Yani öyle saçma sapan hikayelerle şey yaptım ki, baş başa geldim ki dedim ki bu insanlar yalan söylüyor olamaz. Ve sonra 3 sene önce Anne Beni İyileştir diye bir kitap yazdım. O da
yine çok böyle satan çok insanların okuduğu bir kitapta. Orada ilk kez dedim ki birbirimize bağlıyız. Kolektif bilinç dışından mı bahsediyorsun Jung'un? Ben de gene daha bilimselleştirmeye çalışıyorum. Ya ben şimdi estağfurullah. Bu arada bak kolektif bilinç işte farklı işte alanlar bu böyle yani Rupert Sheldrake'in alanları falan böyle farklı farklı durumlar var ama benim gördüğüm bir sanki alarm sistemi var Elif. Alarm sistemi de şu. Hatta genetik rahatsızlık, bu çok uzun bir konu ama genetik rahatsızlıkların neden çocuğa aktarımıyla ilgili. Şimdi sen diyelim ki örnek vereyim. Sen demiyorum ama bir kadın. Diyelim ki çocuğunun yani kadında bilmem ne hastalığı var. Çocuğunda da var. Hı hı. Niye aktarılsın ki? Niye olsun bu? İyi niyetle olmuş olabilir mi? Bunun niyetle bir alakası yok. Genetik bir şey bu. Ama genetik iyi niyet. Bak genetik, genetik iyi niyet. İyi niyet ne biliyor musun? Eğer anne travma anında beyne onun hayatta kalması için bir organını iyi niyetle turbo moduna sokuyorsa, ya örnek vereyim, anneye bağırıldı, annenin organı dedi ki, yani beyin dedi ki, midede bir sorun var, sindiremiyoruz, düğmeye bas. Ne olacak? Mide hastalanacak değil mi? Burada amaç aslında travma anında yaşadığı olayın mideyi bozması değil. Midedeki bir sorun var, onu sindirmemiz lazım diye beyin devreye giriyor. Yani beyin sonuçta konuyu anlamayıp soyut bir kavramı tamamen somutlaştırdığı için zaten bu yüzden hasta oluyoruz. Yani yaşadığımız travmatik olaylarda organik cevaplar veriyor. Yürüyemiyor. Yani mesela örneğin uçak zamanında kalkmıyor ve sen bir yere yetişemiyorsun. Ayaklarında sorun oluyor. Uçarak gidiyorsun ama. Bu olay hamilelikte yaşansaydı kendini hasta etmek yerine çocuğuna alarmı veriyor. Yani aslında burada yine bir iyi niyet var. Yani genetik her geçiş hasta etmek için değil. Tamamen bir tehlikeye, şey gibi düşün bak çok basitçe anlatayım herkese. Alarm. Şimdi ben alarmı travmada yaşadım. Elimde bir alarm var ve vücudum ona göre tepki veriyor. Şimdi ben bu alarmı kendim yaşamazsam, çünkü ben hamileyim. Hı hı. Çünkü bana gerek yok. Yani benim amacım önceliğim çocuk. Çocuğu. O alarmı kime vereceğim? Çocuğa geçeceğiz. O da başkasına geçiriyor. O da başkasına geçiriyor. Bağımlılık için ne dersin? Senin yönteminle yemek, sigara, sevgi, ne bileyim bir sürü bağımlılık çeşidi aşılabilir mi? Yıllar öncesinden beri ben çok bunu yaparım. Arada bir hatta toplu yaptığım durumlar da oldu. İşte çikolata bağımlılığı, sigara bağımlılığı, toplu çalıştığımız şeyler de çok oldu. Yani gerçekten çok etkili bir tekniğimiz olduğunu söyleyebilirim. Burada yapılan olay şu. Hani bağımlılıklar biraz koşullama gibi bir şey. Mesela burada biraz da dolaşırsam biraz daha canım biraz sonra et çekecek. Yani orman, ağaç, hava. Yani böyle özellikle pizzola. Yani Belgrad'a gitsem geçsem ya abi şimdi bir şey gidip bir şey mi yesek yani pizzola mı yesek falan ya da orada mı falan. Yani insanın beyni koşullanmış. Evet. Niye bunu anlattım? Belli zamanlarda yani yaşadığımız zevkler yeniden yaşanılmak adına koşullanıyor. Yani sen gecenin bir atıyorum 11'inde bir ağzına bir kuru yemiş at, keyif al. Yanında kolayı iç. Her gece istiyor oluyorsun. Bitti. Tamam mı? Ve de yani insan aslında olay şu. Zevke çabuk ulaşabiliyorsak yeniden o düğmeye basmak istiyoruz. O anlamda da o düğmelerin nasıl ortaya çıktığını görüp de bahsettiğim böyle kitapta da çok bahsettiğim bir teknik ki ben bu kitapta çocukların ekran bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, işte oyun bağımlılığı gibi konulara çalışılsın diye yazmıştım. Hatta ilk kez bu kitabı çok detaylı yazdım. Çok fayda sağlayabilirler. İşin mantığı yani o düğmelerin nasıl olduğunu anlayıp yeniden basmaya çalışıp sonra da belirli vuruşlarla o duyguyu boşaltıp artık etkisini kaybettirmekle ilgili bir şey. Yani çok fayda sağlayabilirler. Beyinde iki tane mekanizma var. Birisi korku mekanizması, kaçmak, savaşmak için, korunmak için. Haz mekanizması. Bu da mutlu olalım diye değil biliyor musun? Yani o insanlar burada hayal kırıklığına yaşıyor olabilirler ama haz mekanizmasının amacı hayatta kalabilmek için yapmamız gereken devamlı olan şeyleri keyifle, rüşvetle yaptırılmamız. Vücudumuz, beynimiz bize rüşvet veriyor. Diyor ki bunu yemek yersen al sana birazcık keyif. Su içersen al sana biraz keyif. Al biraz sevişirsen al sana biraz keyif. Yani zorla yaptırtıyor. Aslında ikisi de hayatımızı korumak, kurtarmak, devam ettirmek için hangisi daha baskın dersen haz mı? Korku mu? Korku. Çünkü buranın saniye içinde öldürme şansı var. O yüzden beyin ikisi çatıştığı zaman hep burayı seçiyor. Korkuyu seçiyor. Mesela hayatında çok sevdiğin, beğendiğin, bir tek merhaba desen evleneceğin bir kadın görüyorsun.
O da sana bakıyor. Ama 15 yaşında bir olay yaşamışsın ve insanlar içinde rezil olmuşsun. Ona birisine teklif etmişsin ve kabul etmemiş. Öyle bir duygu yaşamışsın ki travma. O insanı görüyorsun yıllar sonra, belki 30 yaşındasın. Merhaba desen çocukların olacak. Diyor musun? Demiyorsun. Haz mı, korku mu? Korku. İkinci bölümde kendinden bahsetmişsin. Ben ilk okuduktan sonra senin için ilk ön planda olan şey benim gözümde zeki ve meraklı biri olma. Elektronik mühendisliği okuyorsun ama aslında ilgili değilsin. O alanda çalışmak seni mutlu etmiyor. Kesinlikle. Zaten çalıştığın, yaptığın mesleği seviyorsan çok şanslısın ve en büyük lükslerden biri bence. Kesinlikle hayattaki. Kesinlikle öyle, evet, aynen öyle. Sen nöroformatın gerçekten istediğin şey olduğunu nasıl keşfettin? Ve ne kadar şansa ne kadar oran verirsin burada? Şansın etkisi var mıydı? Açık konuşayım. Benim bence buradaki en büyük katkım şu oldu. Ben bir rahatsızlığa yakalandım. Orada biraz anlatıyorum. Böyle gitar çalarken bir ağrı başladı. Çok uzun bir konu. Orada biraz bahsettim. Sonra da sanki MS'mişim ya da bir rahatsızlığım varmış gibi her yerim seyirmeye ve ağrımaya başladı. Ve böyle güç kaybı yaşadığımı hissetmeye başladım. Ve sürekli kötüye gidiyordu. Yaptığım şey şuydu. İyileşmeye çalışmak. Benim amacım böyle bunu nöroformat çıkarmak şudur budur falan değil. Yıl 2005. Evet, mühendislikten hoşlanmıyorum ama ben böyle teknoloji firmaları kuruyorum. Bir yere git hep de ve yeni yeni inovasyonlarım falan vardı. O arada ya hayatım da iyiydi. Gayet böyle bir projem başarılı olup da Boğaz'da balık tutuyordum süper emekli şeklinde. Evet, okudum öyle. Ama yani bir an, 30 yaşındayım. 30 yaşındayım daha. Hayatımda iyi. Şu anki eşimle beraberiz. Yani hiçbir sorunum yok. Bir grubum var, yani beraber sahneye çıkmak üzereyiz falan. Bir anda hayatım yani şöyle döndü. Çok da saçma bir sebeple yani şey oldu, gitarı 7 saat boyunca garip bir şekilde çaldım. Biraz şans, biraz ne diyelim, tevafuk mu diyelim. Bir anda kendimi burada buldum ve benim burada bence en büyük hikayem sarılmaya çalıştım, çok şey oldu. Çünkü amacım benim bir şeyi kanıtlamak değildi. İyileşmekti. Yani en son muskacıya gitmedim. Ama ona da gidiyordum yani. Ama sonra böyle olayların biraz daha travmatik olaylarla ilgili olduğunu anlayıp doğru yerlerden çektiğim zaman damlalara sarıldım, beni denize çıkardılar. Her damla denize çıkmıyordu. Ben ama doğru damlaya tutunmaya çalıştım. Yani mantıklı gözükenlerin peşinden gittim. Ve aslında kimsenin bilmediği, bu arada bunu herkes buna hakkını verir. Yani şu anda herkese çok çok normal geliyor olabilir ama hastalıkların travmatik olaylarla tetiklendiği, hatta çoğunun böyle tetiklendiğini artık birçok insan evet, yavaş yavaş kabul etmeye başlamıştır ama 2011 yılında ben bunu ilk söylediğim zaman köydeki deliydim ve tek söyleyen bendim. Yani bunu çok hatırlamıyor olabilirler ama ben çok uzun zor bir süreç yaşadım belli bir yerlerinde ve de 2017-18-19'larda bu yaptığım yayınlardaki iyileşmelerle büyük bir yani insanlar bunun gerçek olduğunu gördüklerinden sonra deli statüsünden tam dahiye mi geçti? Ya hayır, insanlar bir yandan da estağfurullah ama yani insanlar bana böyle birçok insanda bu ne diyor falan diye bakıyorlar. Çok eski yayınlara bakabilirler. Tek başıma söylüyordum bunu ben. Peki Barış, gelecekle ilgili planların nedir? Yurt dışına gitmek istiyorum. Yani şu anlamda. Yani yaptığım şey çünkü yani bazı şeyler Amerika'da, İngiltere'de bile yani oradaki insanları bile çok yeni ve bizim bildiğimiz o kadar ekstra şey var ki burada. Cami olarak beni takip edenler. Şimdi aslında bu çok üniversal bir bilgi ama bilen yok. Ama benim bunu yeniden bir ülkede 6 sene boyunca yayın yaparak anlatma şansım çok kolay değil. İnsanların o beynini buradan buraya getirmek çok zor. Şimdi evet, Türklerle beraber Almanya'da çok ciddi bir şey oldu. Fransa'da benim seminerlere de çok gelenler ve bunu çok zor. Ama ulan hepsi Türk. Hedef ne? Globalleşmeye çalışmak istiyorum ama kolay değil. Yeni bir 6 seneyi İngilizce bir olarak yapmak istemiyorum hacı. Yani şu anda buna yani şu çok kolay. Kitabın İngilizce çıkar, bir şeyler yap, git gel falan ama benim amacım bu değil. Benim amacım Türkiye'deki kadar güçlü. Çünkü açık konuşalım. Bu bahsettiğim bilgiler Türkiye'de çok biliniyor ve çok insan tarafından kullanılıyor. Ama bir sonraki ikinci ülke bizim %1'imiz bile değil. Bu teknikleri travma üzerinden sonuçlar almaya çalışan ve birçok rahatsızlığını çözen insan sayısı bizde 1 milyonsa next best 350. Bayağı iş var yani önünde. Yani şey anlamında çok zor bir durumdu. Zor bir durum. Yani doğru. Böyle çünkü insanların beynini değiştirmek kolay değil. Ben şunu iddia edemem. Bütün her şeyi çözüyoruz. Kesin herkesi çözeriz diyemem. Ama birçok insanın birçok sorununu çözebiliriz. Çözüyoruz da. Ben değil. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben ekip olarak. 10 senedir bu da ekip de değil.
İnsanların kendisi. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Barış programına katıldığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi karşımızda Ceren Karabacak Şahin. Hoş geldin Ceren. Hoş buldum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben 32 yaşındayım. Bir mekatronik mühendisiyim. Ve 2019 yılından beri Cencem Atölyesi'nin hem işletmesini gerçekleştiriyorum hem de kurucusuyum. Peki Cemcam Atölyesi'nden bahseder misin bize biraz? Tabii ki. Markandan. Cencam benim 2018 yılında camla tanışmamdan sonra ortaya çıkan bir atölye. Camla tanışmamsa bir ay için bir cam boncuk yapmak üzerine bir atölyede eğitime başlamıştım. Sonra orada camla tanışmak, o akışlar, o ısıl dengeyi öğrenmek benim için çok heyecan verici bir sürece dönüştü ve sonrasında ben o atölyede bir yıl geçirdim. Daha sonrasında da İstanbul'a dönüp burada bir atölye kurdum. Atölyemizi belki böyle diğer atölyelerden ayıran küçük fark, biz hiçbir cam parçasını çöpe atmak istemiyoruz ve her cam parçasını tekrar tekrar içeride değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir de biraz daha farklı olarak biraz daha sürdürülebilir mutfak ürünleriyle takıları bir arada üretmeye çalışıyoruz. Neler üretiyorsun? Ürün gamını merak ediyorum. Tabii ki cam pipetler üretiyoruz. Cam bardak işaretleyicileri, cam çay kaşıkları üretiyoruz. Bunların dışında bir de cam takılar üretiyoruz. Bunların bazıları cam pipetleri üretirken arta kalan cam parçalarından ortaya çıkıyor. Bazıları ise özel olarak tasarladığımız camlardan ortaya çıkıyor. Atıksız yaşam, atıksız üretim evet. Senin için çok önemli. Tabii ki ya, bir şehir hayatında tamamen atıksız olmanın mümkün olmadığını ben de farkındayım. Ama bunu en minimalize nasıl edebiliriz? Bir atölyeden en az çöpü nasıl çıkartabiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz. Bize gelen kargoların hepsini tekrar kullanıyoruz. Bize gönderilen ürünlerin paketleme malzemelerinin hepsini tekrar kullanıyoruz. Tabii ki biz de çöpe atılacak etiketler yapıyoruz. Böyle görsel şeylerden biz de keyif alıyoruz. Gerçekçi olmak gerekiyor ama Minimumda kalmaya çalışıyoruz. Özellikle cam parçalarının hiçbirini çöpe atmamaya çalışıyoruz ve büyük oranda da başarılı olabiliyoruz bu konuda. Harika. Peki hepsi burada ile yolun nasıl kesişti? Tabii o da şöyle. 2019 yılında cam pipetler Türkiye'de çok uzak bir fikirdi henüz. İnsanların çantalarında pipet taşıyacağına kimse inanmıyordu. Bu anlamda birkaç satış kanalıyla iletişime geçtiğimizde bu fikre kimse sıcak bakmadı. Ve eşim dedi ki o zaman kendi satış kanallarını bul. O biraz daha işletme tarafında olduğu için bu bakış açısı bana kendi pazarımı aramaya yönlendirdi. Ve burada Hepsi Burada'yla tanıştık. Çünkü Hepsi Burada'nın o dönem muhtemelen şimdi de hala devam ediyordur. Çok ciddi anlamda kadın girişimciler için teşvikleri vardı. Evet. Ve süreci benim gibi bilmeyen insanlar için özellikle çok kolaylaştırıyorlardı. Böylelikle biz 2019 yılından beri Hepsi Burada'yla çalışıyoruz. Keyifli de işbirliklerimiz oluyor. Bizim için keyifli ilerliyor. Harika. Peki gelecekle ilgili planların nedir? O kısımda da aslında şöyle. Tabii ki daha az atık çıkaran bir dünya hayal ediyoruz. Ama bunun dışında da üretim hattımızı daha çok üreticiyle buluşturmayı hayal ediyoruz. Yani şimdilik üretimlerimizin bir kısmını deprem bölgesine taşıdık. Bir kısmı İstanbul'a ev hanımlarıyla gerçekleşiyor. Ama biz bu üretici kitlemizin daha da büyümesini istiyoruz. Daha kalabalık bir üretici lokasyonu, üretici dünyası kurmak istiyoruz ve ileride daha büyük bir aile olmayı hayal ediyoruz. Umarım gerçekleştirebiliriz. Umarım hızla büyümen devam eder. Çok teşekkür Çok ediyorum programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Hepsi Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz Sanatın Ruhu programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsi Burada, sanatın ruhunu sundu.